Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün et kıyma kullanmadan nefis bir köfte tarifi vereceğim. Yapımı çok pratik. Hemen tarife geçiyorum. Lütfen detayları, malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Evet 4 tane patates kullanacağım. Bir tanesi büyük, diğerleri orta büyüklükte. Miktarları arttırıp azaltabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soydum. Kolay haşlayabilmek için, kısa sürede haşlayabilmek için. Bu şekilde kesiyorum. Üzerine su ilave edeceğim. Biraz da tuz ekleyeceğim ve haşlanması için ocağa alacağım. Pişen patateslerin suyunu süzdüm. Kabın içine alıyorum. Sıcak haldeyken eziyorum. Patatesleri ezerek püre haline getirdikten sonra yaklaşık bir 10 dakika ilk sıcağının çıkması için bekleyeceğim. Evet şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. 1,5 su bardağı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yerine bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. E, yarı ekmekten biraz fazla olacak şekilde kullanmanız yeterli olur. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Yerine biber salçası kullanabilirsiniz. 1 tutam doğramış olduğum maydanozu, 2 diş rendelediğim sarımsağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledim. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharatları damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Pul biber, kimyon gibi baharatlar da kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz e, köfte baharatı atabilirsiniz içine. Malzemeler bu kadar. Şimdi hepsini iyice birbirine karışıncaya kadar yoğuracağım. şekillendirme aşamasına geçtim. Parçalar alıyorum, elimle yuvarlıyorum ve bastırarak normal köfte şekli veriyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videoyu izlerken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Bu arada az önce belirtmeyi unuttum. Yanıma bir miktar su aldım, çok az, küçük bir kasede. Elime yapıştığı zaman e, suyu kullanarak nasıl bir cümle oldu bu ya? <laughs> yani elime yapışmaması için o sudan e, kullanıyorum şekillendirirken. Siz de yanınızda e, bu şekilde su olarak şekillendirebilirsiniz. Evet, hepsini şekillendirdim. Şimdi pişirme, kızartma aşamasına geçeceğim. Bir tane yumurtayı kasenin içine kırıyorum ve çatalla karıştırıyorum. Uygun bir tavaya ayçiçek yağını aldım. Yağın kızmasını bekledim. Yumurtaya köfteleri buluyorum ve yağ bırakıyorum. İki taraflı olarak kızartacağım. Yağda kızaran her şey çok lezzetli oluyor ama mutlaka bol yağda kızartmak istemeyenler vardır. Hemen alternatif veriyorum her zaman olduğu gibi. Ee, yağlı kağıt serin tepsinin üzerine. Yağlı kağıt yoksa çok az yağlayabilirsiniz. Üzerine köfteleri yerleştirin. Ee, tekrar fırçayla üzerine ayçiçek yağı sürün ya da zeytinyağı sürebilirsiniz. Isınmış fırına tepsiyi verin. Bu şekilde az yağda kızartabilirsiniz. Köfteleri kızardıktan sonra havlu kağıt serili tabağın üzerine alıyorum. Bu şekilde fazla yağının da gitmesini sağlıyorum. Evet, kıyma kullanmadan yapabileceğiniz nefis bir köfte tarifi, patates köftesi tarifi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz ya da nasıl yapılır tarifini arıyorsanız benim tarifimle deneyebilirsiniz. Çok lezzetli oldular gerçekten ve çocuklar özellikle bu köfteye bayılıyorlar. öğle yemeğine akşam yemeğine Hatta kahvaltıya bile yapabileceğiniz çok lezzetli kolay bir tarif bu tarifi denerseniz diğer tariflerimden de denedikleriniz olursa yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim videonun da sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu köfte tarifine görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.